Bakışa göre devam edelim. Memnuniyetle. Şimdi Emre Bey bu programınızda da siz takip ettiğim kadarıyla sürekli bir şeyin altını çiziyorsunuz. Çünkü allah Teala bunu çok önemsiyor, buna vurgu yapıyor. O da Allah'ın yarattığı her şeyde, emrettiği her şeyde bir ölçüyü gözetmesi. Onun katında her şeyin bir ölçüye göre olduğunu. Onun katında her şeyin bir ölçüsünün olduğunu, emrettiği her şeyin bir ölçüye göre emredildiğini, hatta yarattığı her varlığı yine bir ölçüye göre yarattığına dair pek çok ayet. Var. Ayetler var Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kalıp ifadelerden işte İnallahu ala kulli şey'in kadir, Vallahu ala kulli şey'in kadir gibi Allah'ın her şeye bir ölçü koyması, ölçü yerleştirmesi. Dolayısıyla Allah Teala kainatı, dünyayı, insanları, diğer varlıkları yaratırken hepsine bir ölçü koymuş. İnsan bazen düşünüyor, yani bize bırakılan herhangi bir alan yok mu? Biz de bir takım şeyleri düzenleyemez miyiz? Mesela bugün madem ki 3 ayları konuşacağız, kandil gecelerini, yani daha doğrusu insanların önem atfettiği gün, gece, hafta, aylar. Mesela insanoğlu kendi takvimini düzenleyemez mi? Ben 12 ay veya 13 ay veya 15 ay veya işte güneş hesabına göre bir takvim yapsam veya başka bir takım ölçütlere göre takvim yapsam, Allahü Teala bununla ilgili çok dikkat çekici bir e, ifade kullanıyor Tevbe suresinin 36. ayetinde. Evet. Orada buyuruyor ki inna iddete şuhuri indallah isna aşara şehran fi kitabillah. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Şimdi insan düşünüyor yani yüce Allah takvimimi e, takvimi mi düzenlemiş ve bunun için önemsiyor? Yani biz bunu yapamaz mıyız? Bizim kendi bir takım ölçütlerimiz olamaz mı? Ve devamlı diyor ki yeme halakas art. Hatta bunu işin en başında yapmış. Yani gökleri, yeri yarattığında bu işi neticelendirmiş. Yani belli yani. Belli. Ölçü var orada. Ölçü kadar. var. <laughs> Hatta daha da bir adım daha minha erbaatun hurum diyor. Bunların da dört Hatta, tanesi doğru. haram ay diyor. Demek ki Allahü Teala bize bir takım emirler, yasaklar, tavsiyelerde bulunurken, bunları, bu ibadetlerimizi yaparken, belki bir takım tırnak içerisinde kutlamalar, günler, aylar belirlerken, Allah-u Teala diyor ki, onda bile benim ölçütüm önemli. <laughs> Ayetin devamı çok dikkat çekici bir şekilde bitiyor Emre Bey. Zaliket dinül kayyumdur. Yani sizin din dediğiniz şey sadece abdest almak, namaz kılmak, haç menasekini bilmek veyahut işte nikahlanırken ya da boşanırken şartların neler olduğunu bilmek değil. Hayatınızın her anında benim dokunuşlarım var. Takviminizde bile. Yani Allah'ın ölçüleri de dindir. Dindir. Aynen öyle o yüzden Allah'ın sınırlarını aşmayın diyor. Aşmayın. zaten onunla irtibatlı. Dolayısıyla e, birisi çıkıp mesela diyebilir ya Allah'ım e, müsaade et takvimini ben belirleyeceğim. E, aya göre değil güneşe göre yapacağım. veya şuna göre yapacağım. allah Teala bu konun bu konuda dahi oynanmaması gereken bir ölçüden bahsediyor. Hatta yine Tevbe suresinde takvimle oynamanın büyük bir yanlış olduğunu, büyük bir hata olduğunu söylüyor. Bunu yapmayın diyor. Ee, ve zamana, günlere, gecelere, e, aylara önem atfediyor. <laughs> Mesela e, hepimizin bildiği asr suresi e, zamana yeminle başlar. Bir zaman kavramından bahseder Allah <laughs> Teala. E, Leil suresinde geceye ve gündüze yemin eder. <laughs> ben istediğim şekilde yarattım size bunu sorgulamak düşmez demeyip dünyayı kaç günde yarattığından bahseder gün hesabıyla sonrasında insanların bir takım yapıp ettiklerini zamanı ayırır bunun hatta kendisine yapılacak ibadetleri zamana bağlar Güneşin hareketlerinden, gölgenin hareketlerinden bahsedir. Tüm bunlar bize gösteriyor ki allah Teala Teala biz neye gece diyeceğiz, neye gündüz diyeceğiz? E, hangi geceye önem atfedeceğiz? Hangi e, aya önem vereceğiz? Hatta hangi ayda birazcık daha hassas davranacağız? Onu bile belirlemiş. Bununla ilgili her türlü detay var. Detay var. Yani şöyle diyelim hocam din konusunda ihtiyaç olan, gerekli olan her türlü detay olduğu gibi bu vakitler, ölçüler uyulması gereken şeylerle ilgili de her türlü detay zaten Kitabullah'ta var. Aynen öyle. Ya Emre Bey mesela insanlık için büyük bir ...lütuf olan e, kitabının indirildiği gece allah Teala önem atfediyor. Bununla evet. ilgili e, sure, e, Kadir suresi e, diye bildiğimiz... ...Kadir gecesinin işte o geçtiği e, surede e, bir geceye önem atfediyor. E, buna niçin önem atfettiğini de kitabın indirilişiyle ilişkilendiriliyor. Yine Duhan suresi, Kur'an'ın 44. sure a, a, suresinde... Ee, ...bir aydan bahsediyor. O ayın e, ve o ge gecenin mübarek olduğundan bahsediyor. Daha sonra Bakara suresinin 185. ayetinde de... ...bunun Ramazan ayı olduğunu bizzat e, kelimeyi kullanarak söylüyor. Tescilliyor. Tescilliyor. Tüm bunlardan hareketle biz e, şunu diyebiliriz. E, bizim e, hangi geceye, hangi güne, hangi aya önem atfedeceğimize e, Allah karar vermiştir. Hı hı. Dolayısıyla işte Ramazan ayından bahsetmiş, Ramazanda oruçtan bahsetmiş, Ramazan ayında itikaftan bahsetmiş, Ramazan ayı içerisinde bir geceden, kadir gecesinden bahsetmiş. O gece kadir dediğimiz bütün ölçülerin belirlendiği bir güne atıfta bulunmuş. Ve ayrıca e, 12 e, ayın 4 ayını dokunulmaz ay kılmış ve demiş ki bu aylardan aranızdaki husumet, düşmanlık hangi seviyede olursa olsun bir nefes alın. Hı hı. E, dinlenin. Yani kafanızı savaş, toparlayın. çekişme, kargaşa bunlar aynen yok. Öyle, aynen öyle. E, dolayısıyla o konuda da allah Teala ölçülerini koymuş. Eee bize düşen e, Allah'ın hangi geceye, e, hangi aya e, önem atfediyorsa e, onun peşinde gitmek zaten e, dindar insan için önemli olan Allah'ın e, kitabının ne dediği, o kitabın uygulayıcısı olarak e, Nebi'sinin e, ne dediği, ne yaptığıdır. Dolayısıyla biz de işte içinde bulunduğumuz e, bugünlere e, insanlar bir takım değerler atfediyorlar. İşte bu değerlerin e, Kur'an açısından ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamaları açısından e, belki bir şey yapabiliriz. Yani kıstasımızı bu şekilde yapıp bir değerlendirme yapabiliriz. Yani neticede e, özetlersek kan diller e, Kur'an-ı Kerim'de yok. İslam tarihine baktığımız zaman aslında Peygamberimizin döneminde ve ilk dönemlerde de yok. E, ama Halk arasında çok yaygın, evet. çok bilinen e, geceler olarak ve bu gecelerde ekstradan bir takım sevapların kazanıldığı veya tövbelerin ekstradan affedildiği geceler olarak biliniyor. Evet. Yine mesela Perşembe gecesi halk arasında çok yaygındır. Cuma'ya bağlanan gece o geceye de ayrı bir önem atfedilir ama biz e, Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesine yapılan vurgu dışında herhangi bir özel e, geceye, bu anlamda kandil anlamında herhangi bir özel bir geceye vurgu görmüyoruz.